Bugün misafirimiz, konuğumuz, değerli dostum, 20. dönem milletvekilimiz, beraber adaylık döneminde de çalışma imkanı bulduğum Ahmet Mücahit Arınç Bey, Bülent Arınç Bey, yani Refah Partisi, Fazilet Partisi misyonundan gelen dostlarımızın yakinen bildiği, son dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızı yapan Bülent Arınç Bey'in oğlu, Ahmet Mücahit Arınç Bey ile beraberiz. Değerli dostlar, Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişiyor. Hep beraber bu gündemin içerisindeyiz. Türkiye'nin efendim son dönemde Batı, Amerika Birleşik Devletleri bütün enstrümanlarıyla Türkiye'nin üzerinden çullanıyor. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Sınırımızda da Suriye'de, Suriye sınırımızda da büyük sıkıntılarımız var. Ama inşallah millet olarak, devlet olarak birbirimize kenetlenerek sorunlarımızı ve problemlerimizi çözme iradesini siyasi iradeyle beraber ortaya koyarak inşallah bunların üstesinden geleceğiz. Biz büyük bir devletiz. Yani geçmişimiz de büyüktü, bugün de büyük bir devletiz elhamdülillah. Tabii 1900'lü yıllarda ıskaladığımız birçok hadise var. O ıskalamanın acılarını, sancılarını, sıkıntılarını hep birlikte millet olarak bugüne kadar çektik, çekmeye devam ediyoruz. Ama düştüğümüz yerden kalkma mücadelesi sergileyen bir noktadayız. Düşen hep düştüğü yerde kalacak değil. Düştüğü yerden kalkacak. Biz de devlet olarak, millet olarak düştüğümüz yerden kalkma, ıskaladıklarımızı yakalama gayreti ve mücadelesi içerisindeyiz. Bu anlamda tabii teknolojinin, üretimin, inovasyonun, dünya pazarında yer almanın, Türkiye'nin gerçekten bir üretim üssü haline dönüşmenin önemi büyük. Bu konuda ciddi çalışmalar var. Ön siyah olarak da bizler de bu anlamda hem devletimizin layık olduğu yere ulaşabilmesi, hem milletimizin izzet ve şeref sahibi bir millet olarak bu coğrafyada yeniden layık olduğu yeri efendim işgal etmesi, alabilmesi, kazanabilmesi adına biz de ön siyah ailesi olarak, birey olarak üzerimize düşen gayretleri, mücadeleleri göstermeye gayret ediyoruz. Ben geleceğin Türkiye açısından, milletimiz açısından çok aydınlık olduğuna inanıyorum. Böyle bir inancın, böyle bir idealin peşinden de koşuyorum. Neden? Biz dün tarih sahnesinde büyük olayları gerçekleştirmiş bir milletiz. Milletimiz 15 Temmuz'da yeniden devletine ve milletine sahip çıkarak esasında geleceği ile alakalı çok büyük bir irade ortaya koydu. Bu irade kıymetli ve önemli bir iradeydi. Ben gelecekle alakalı milletimizin, devletimizin, devleti yönetenlerimizin, efendim siyasetçilerimizin yine bu irade ile gelecek perspektifinde, gelecek vizyonunda çok önemli işlere imza atacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Vekilimize, Ön Siyah ailesi adına hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.